Всем привет, дорогие друзья из Турции. Мы который день уже находимся в деревне. И сегодня я вам покажу настоящий деревенский завтрак. А многие из вас знают, что такое деревенский завтрак. Вы пробовали завтраки в Алании и в других городах Турции. Но сегодня вы узнаете, что такое настоящий деревенский завтрак. И смотрите, какие у нас здесь красавцы. Маленькие собакевичи, да? А вот это вот настоящий кангал. Где другие? Пашкаланэ, да? Посмотрите, какие у нас здесь маленькие красавчики. Сколько им месяцев? Месяца, наверное, 4. Маленькие спаниельки. Сейчас покажу вам маму. Айхананны синэнк пестерили. Три щенка, два щенка вот такого вот рыже-коричневого цвета, а один черный. Маленькие котята еще здесь есть. Показаешь? И вот мама. Ай, вот еще один вышел. Смотрите, какие красавчики. Пас-пас. Смотрите, какие красавчики. Вот это вот мама. А вот это все маленькие щеночки. Ой, какие красивые! Ай, Санчок Билксон! Аркадаш! Ой, Санчок Ирсон! Ай, ай! Ой, какие красивые! Вот это вот настоящий кангал, друзья! Пока он еще маленький, но скоро будет большой, суровой охранной собакой, да? Посмотрите, какой красивый! Настоящий охранник будет! Эти еще мелкие пьют молоко. На завтрак здесь делают бюкме. Это традиционная афьонская выпечка. И хозяйка дома делает бюкме. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Тонкие слои теста. Вот таким вот образом раскатывают мерджимеклиме. И традиционная афьонская выпечка, которая называется, как я уже сказала, бюкме, делают с чечевицей. Только в Афьоне делают с чечевицей. Вот так вот закрывают. И, видите, получается, как такие длинные блинчики с начинкой. И потом запекают. Все очень любят местные. Если вы будете когда-то в Афьоне или когда-то вам удастся попробовать бюкме с чечевицей, обязательно попробуйте. Вот так вот начинается, друзья, утро в деревне. Хлеб здесь пекут все сами. И всю выпечку, тесто, все делают сами. Чуть позже покажу вам настоящую каменную печь, где вся деревня выпекает хлеб. Siz bükme her gün mü yapıyorsunuz? Misafirlerimize isteyeni her gün yapıyoruz. Başka ne yapıyorsunuz? Başka ne yapıyoruz? Bükme yapıyoruz. Göbekli yapıyoruz, katmer yapıyoruz. Ekmek de kendi yapıyorsunuz. Tabii ki evet, ekşi mayalı patatesli kendimiz yapıyoruz. Pide. Pidemiz meşhur. Kendimiz pide yapıyoruz. Pizza türü gibi fırında yapıyoruz kendi hamurumuzla. Вот так вот, друзья, в Афьоне делают все сами своими руками. Афьон 100 yıllık geleneği uyanıyor falan diye. Anneannelerimizden, çocukluğumuzdan yediğimiz, yaptığımız bunlar. Bu kültüre ait bütün yemekler, yani yörük kültürüne ait bütün yemeklerin tamamının ana ham maddesi buğdaydır. Yani buğday, yan ürünler, işte bulgur olabilir, onunla ütülmüş halleri olabilir. Bunlardan üretilir. Mesela göbekli, en ünlü yemeklerden bir tanesi göbeklidir.
un buğdayla yapılan bir şeydir. Yani tamamı hemen hemen hamur işidir. Tamamı hemen hemen hamur işidir. Onun dışında mesela bükme, biz aslında bunu ağız açık diyoruz. Afyon'da bükme diyorlar. Bu da aynı şekilde hamur işidir. Hemen hemen neredeyse ana yemeğimiz yok denecek kadar azdır. Ara sıcak olarak tabir edilebilecek ya da başlangıç olarak tabir edilebilecek türden yiyeceklerdir. Bunun sebebi şu, yörükler biliyorsunuz göçebe insanlar. Dolayısıyla yemek yapmak için çok uzun süreli zamanları yok. Çok nadir böyle mesela işte göbekli gibi ürünler. Onların kondukları yerde daha çok böyle hani bir misafir falan geldiği zaman yapılan ağır yemekler. Yani hazırlanması ağır, işte el işçiliği ağır, lezzeti de güzel, o tür yemekler. Onun dışındaki yemekler daha böyle pratik olan şeyler. Mesela katmer pratik bir şeydir. Birkaç kat yufkanın içerisine haşhaş yağı ile yapılan bir yemek. Çok basit ve hızlı bir yemektir. Gözlem aynı şekilde nispeten hızlı bir yemektir. Mantık şu, daha az zamanda, daha kolay, daha çabuk ve daha enerjiye dolgun gıdalar tüketmek. O yüzden yörük kültürünün ağırlığı hamur işi üzerindedir. Mesela çorba gene aynı şekilde Afyon bölgesinin sakalat çarpan çorbasının içerisinde mercimek, işte erişte gene hamur işi vardır. Tatlısı mesela höşmerim. Afyon usulü höşmerim, biraz Balıkesir höşmerinden farklı. Onun içerisinde de aynı şekilde hamurlu bir tatlıdır. Yani hemen hemen bütün ürünlerin içerisinde hamur işi az ya da çok ya da ana şey olarak, malzeme olarak vardır ve bu şekilde üretilir. Bunların tamamı bu malzemelerden. Mesela sacaş isminde bir yemek var. Aynı şekilde mercimek ve bulgurla yapılan bir şey. İşte cızdırma var. O da mısır unuyla yapılan bir şey. Yani tamamı hemen hemen un ve onun yan ürünlerinden oluşuyor. Bu haşhaş yağ. Bunu yapmazsak yüzü tel tel kızarmaz. Tamam, şimdi biz bunları misafirlerimize yapıyoruz. Mercimekli yaparız, patatesli yaparız, peynirli yaparız, kıymalı, kaşarlı. Misafirlerimizin isteğine göre. Otlu yaparız. Karışık. Biz bunu ta çocukluğumuzdan yaparız. Anneannelerimizden, babaannemizden, annemizden gördüğümüz, çocukluğumuzda yediğimiz bir hamur işi. Özel misafirlerimize, özel günlerimizde gelenlere, isteyenlere mercimekli, patatesli, peynirli, otlu, kaşarlı, sucuklu, kıymalı isteğe göre yapar yeriz. Hamurumuzu böyle teknede, ahşap teknelerde yapıyoruz. Çünkü naylonları pek kullanmıyoruz, koku yapıyor. Bir de bizim bunlar bu benim kayınvalidemden kaldı. Yaşlılarımız evveli böyle ahşap kullanıyorduk. Biz de devamlı ahşapları kullanıyoruz. Tahta olanları. Naylon türü kullanmıyoruz. Normalde bu bükmenin ya da bizim isimlendirmemizi ağız açın birkaç çeşidi var. Yani peynirli yapılanı var. Peynirli soğanlı olanı var. Ya da sebzeli olanı da var. Patatesli olanı da var. Ama ilginç bir şekilde hemen hemen Afyon tamamı. En çok beğenilen ve en çok tüketilen mercimekli. Yani aslında bir sürü çeşidi var ama genelde insanların bildiği ya da dışarıdan gelen insanların gördüğü mercimekli olanı. Çünkü yöresel olarak insanlar bunu daha çok tüketiyor ve daha çok seviyorlar. Şahsen ben de aynı şekilde mesela hani tercihimi mercimekli yemekten yana kullanıyorum. Bilemiyorum, belki damak tadıyla insanların tercihiyle alakalı bir şey ama seçim bu yönde olduğu için, gelen insanlar da hep bunu gördüğü için böyle sanki bükme ya da ağız açık sadece mercimekliymiş ya da bu şekilde yapılıyormuş gibi görülüyor ama hani negatif bir yönde var. Başka hiçbirinde denenmemiş mesela. İşte tamam, patates denenmiş, peynir denenmiş, işte soğanlı, sebzeli olanı denenmiş. Mercimekli zaten sürekli yapılan bir şey ama işte bunun dışında ne bileyim içerisinde bir meyve, herhangi farklı bir ürün katarak belki daha güzel olacak.
denenmemiş. O yüzden bizim bildiğimiz, sürekli tükettiğimiz, şimdiye kadar da hep gördüğümüz şey mercimekli, patatesli, peynirli, soğan ve sebzeli. Bu haşhaş bizim kendi tarlamızdan. Biz kendi haşhaşımızı ekeriz. Tarlamızdan kaldırdığımız haşhaşımızı yaparız. Doğal her şeyimiz. Buğdayımız, unumuz kendi tarlamızdan. Kendimiz ekip kaldırıyoruz. Yağımız kendimizin, haşhaşımız kendimizin. Kendimiz de yapıyoruz. Mercimeğimizi haşladık. İçine baharatlarımızı kattık. Nane kattık, kekik kattık, kimyon kattık, karabiber kattık, pul biber kattık. Ondan sonra tuzunu kattık. Hamurumuzun içine koyuyoruz. Bu da keçi peyniri. Peynirimizi de kendimiz yapıyoruz. Keçimiz var. Keçilerimizde. Keçi peyniri kahvaltıda daha çok tutulduğu için keçi peyniri yapıyoruz. Patatesimizi de kendimiz ekiyoruz. Nanemiz kendi bahçemizden, kekiğimiz dağımızdan. Hepsi hemen hemen kendimizin. Açık altına soku verelim. Size niye baytar diyorlar? Bak. Çünkü ilk mektebin adı... bu tip unlu yörük işi gıdaların yani tarihsel olarak kökeni çok çok eskiye gidiyor. Yani şöyle söyleyelim. Buğdayın üretilmeye başladığı ve işlenip bir ürün haline getirdiği çok uzun zamanlara gidiyor. Tam olarak tarihlendirme ya da o konuda tam bir tarih bilemiyorum ama ben tahmin ediyorum hani çok çok eski dönemler. Bu Türk şeyinde, kültüründe hemen hemen ilk başladığında nasıl yapılmışsa şu anda da aynı şekilde biz yapıyoruz ve tüketiyoruz. Çok bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bazı ürünler için de biliyorum zaten. Mesela göbekli için böyle. Çok uzun zamandır aynı şekilde yapıldığını biliyorum. Diğer ürünlerde de hemen hemen aynı. Diğer ülke mutfaklarında bu çok yok. Onlar yaptıkları geleneksel ürünlerin işte çeşitlendirerek ya da ne bileyim sunumunu değiştirerek ya da içerisine bir şeyler ekleyerek yeniliyorlar. Ve bu da onlara bir dinamizm kazandırıyor. O mutfakların bizim mutfağımıza göre biraz daha önde olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Bizim mutfağımız biraz daha böyle stabil. Ürünler daha çok uzun süredir yapılan ve aynı şekilde tutulan ürünler. Biraz gelenekselci bir üretim. O yüzden bilemiyorum. Bazı durumlarda negatif yani dezavantaj, bazı durumlarda avantaj olarak karşımıza çıkıyor ama bizim mutfağımızın gerçeği bu. Наш завтрак уже готов, друзья, и сейчас мы вам покажем, как выглядит настоящий деревенский завтрак. Все продукты домашнего приготовления, сыр, масло, яйца, в общем, все домашнего приготовления, все натуральное, все со своего хозяйства, огорода и
из ближайших деревень. Biz Kibele'de tamamen doğal ürünlerle köy kahvaltısı veriyoruz. Şöyle anlatayım size. Mesela Menemen'de kullandığımız domatesimiz, biberimiz bahçede tamamen ilaçsız kendi yetiştirdiğimiz ürünlerden yapıyoruz. Lezzetimiz Dudu teyzemiz. Bu masada zeytin dışında dışarıdan aldığımız hiçbir şeyimiz yok. Hepsimiz tamamen kendi üretimimiz, doğal ürünlerimiz. Zeytinimizi kendi keçilerimizden yapıyoruz. Sahamız dahi bize ait, peynirlerimize. Haşhaşımız zaten Afyon'un. Afyon özgür meşhur haşhaş. Pekmezle veriyoruz haşhaşı. Onun dışında patatesli bükmemiz var. Gözlememiz var. Gözlemenin unu dahi kendi tarlamızdaki buğdayımızdan üretip yapıyoruz. Bu masada zeytin dışında organik olmayan hiçbir şey yok. Hazır aldığımız sadece zeytinimizle çayımız. Mezelerimiz. Acılı ezme. Yoğurtlu havuç. Bir de naneli ezmemiz var. İçindeki nane su nanesi. Annemin bahçesinden topluyoruz nanemizle. Herkese afiyet olsun diyorum. Musna. Oçin musna. Gözleme bizim köy kahvaltılarının vazgeçilmezidir bir kere. Bunun çeşitleri var ama ben patateslisini çok seviyorum. Sonra sucuklu yumurta. Ha, bizim mutfağımızda kahvaltıda şöyle bir şey var. Yumurta sucuksuz, sucuk yumurtasız olmaz. Sonra tabii ki patlıcan ezmemiz var. Biberimiz var. Bunlar misafir olduğu zaman köy evinde bir kahvaltıya koyulan yemekler. Yani günlük köy kahvaltısı tadında değil. Herkes söyleyince yanlış anlayabilir. Özel bir misafiriniz geldiğinde kahvaltı sofrasında bu şekilde çeşitli menemenden başlayarak işte zeytini, peyniri, 2-3 çeşit peyniri ki genelde ev yapımı peynirler kullanırız. İşte gözlemesi, bükmesi, patates kızartması mutlaka olur. Tabii sofralar olmazsa olmazı bal ve bizim yöremizin haşhaşı, haşgeş. Bunu bazı yerlerde pekmezle sunarlar, bazı yerlerde bildiğimiz direkt toz şekerle karıştırarak yaparlar. Ama bu, biz genelde pekmezle kullanıyoruz, tercih ediyoruz daha doğrusu. Bir de çay. Afiyet olsun. Вот такая вот она жизнь в деревне, друзья, кажется размеренная и непринужденная, а на самом деле с утра до вечера люди здесь работают как в своих домах, так и в огородах, ну и, конечно же, выращивают пшеницу, мак, вишню, огурцы, картофель, подсолнухи и так далее. Смотрите мои предыдущие видео, там мы снимали много с различных плантаций, а также из вишневого сада. Подписывайтесь на наш канал, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оставляйте свои комментарии. Ну и, конечно же, как только у вас получится, приезжайте в Турцию и познавайте эту прекрасную и великолепную страну. Ну а мы с вами прощаемся. Всем всего хорошего. Пока-пока.